Merhabalar gençler. Bugün Dead by Daylight'taki katilini oynayacağız. Bu seksi ablamızı oynayacağız. Özelliklerinden, offringlerden falan bahsedip, perklerden de bahsedip oyuna geçmeyi düşünüyorum. Offring'den başlayalım. Sizin kurban ettiğiniz her bir insan için aldığınız puanı arttırıyor. %75. Bu bildiğiniz her killer'da olan bir offering. Özeline gideceğim adamlardan önce çünkü hani lise öğretmeni gibi siz bunu biliyorsunuz deyip geçiyorum çoğunlukla. Yaptığın şey yanlış. Özelliği bu trapper gibi trap koyar. Böyle üçgen şeklinde trap koyar. Yere bayağı eliyle çiziyor. Ve oradan uzaklaşır. Uzaklaşmasına gerek yok gerçi ama survival'ın bir tanesi ayakta olmak şartıyla o trap'in yanına geçerse, yanına gelirse trap aktif oluyor ve içinden bir tane daha seksi hack çıkıyor, tamam mı? Bu seksi hack'in kendisi, yani siz ışınlanabiliyorsunuz. O bütün özelliği bundan ibaret canım. Yani etrafa mesela buraya koyuyor, buraya koyuyor ve birazcık da uzağa koyuyor diyelim. Buradan gelen bir survival, şöyle masumu takip eden bir survival bunu patlatıyor ya. Ve böyle devam ediyor diyelim. Siz buna ışınlanıyorsunuz, bir tane çakıyorsunuz, buna böyle devam ettiğini varsayın. Sizin o elinizdeki kanı silkeleyene kadar buradaki trapinize geliyor. Ve siz silkelemeyi bitirdikten sonra buradaki trap aktif hale geliyor. Buraya ışınlanıyorsunuz, bir tane daha vuruyorsunuz şeklinde playler yapılabiliyor bu katilde. Addonlarına gelecek olursak, bu ışınlanma süresini ışınlanma range'ini arttıran bir addon. Normal range'i 40 metre. Bu 44 metre falan diyelim ya. Biraz sallıyorum ama bayağı siyah bir addon olduğu için öyle diyorum. Az bir şey arttırıyordur. Bu ise o içinden çıkan hack'in orada kalma süresini arttırıyor. Yani sizin ışınlanma sürenizi arttırıyormuş gibi diyebiliriz. Perklere gelelim. Perklerde Hex Ruin, Hex Devour Rope, Sloppy Butcher ve Nurse's Calling'im var. Şimdi Hex Ruin ve Hex Devour Rope kendi özelliği, Hex'in kendi perkleridir. Hex Ruin, şimdi bunu anlatmadan önce şöyle bir şey anlatayım. Normalde jeneratörleri vurduğunuz zaman %10'unu kaybettiğini varsayalım. %10'unu kaybediyor ve jeneratör yavaş yavaş kendisine dokunulmadığı için üzülüyor. Ve gözyaşları dökerek yavaş yavaş azalıp bitiyor. Tamam mı? Bu şekilde özetleyebiliriz onu. Çünkü regress oluyor. Yani yavaş yavaş bitiyor. Hani ne kadar %50'ye geldi diyelim. Siz tekme attınız. 40'a düştü. O 5 dakika yapılmazsa %30'a falan düşüyor. Yavaş yavaş azalıyor çünkü. Hex Ruin'de ise siz tekme atmıyorsunuz. Etrafta olabildiğince fazla geziyorsunuz. Örneğin bir jeneratörün başında bulunan iki tane adam gördünüz, tamam mı? Birine vurdunuz, diğeri de kaçtı. Bu direkt Hex Ruin aktif oluyor ve jeneratörümüz direkt ağlamaya başlıyor. %50 iken böyle çok hızlı bir şekilde %40'a, %30'a ve %0'a inebiliyor. Siz o alanda takılmaya, adam vurmaya, adam kesmeye, adam kovalamaya devam ettiğiniz sürece o jeneratör bitiyor. Ağlayarak bitiyor. Hayatına gözlerini yumuyor gibi düşün. Bu oyunu gerçekten çok fazla uzatan, yavaşlatan bir perktür. O yüzden çok seviyorum. Bu perk'ün counter'ı da şudur. Oyunda normalde 5 tane totem var. Onlardan bir tanesini Hex totemi yapıyor. Bu Hex totemi ise gerçekten map'te belli ediyor kendini. Yani totem olarak ben Hex totemiyim hacı falan diyor, bağırıyor, tamam mı? Siz bunu kırarsanız eğer, o hangi Hex totemini kırdıysanız o toteme ait perk deaktif olur. Bu gider. Yani ben artık tekme atabilmeye falan başladım jeneratörlere. Bunu oyun sonuna kadar kullanamam. Yani totem gidene kadardırım. Şimdi normal şartlarda bir babada ya da ne bileyim Michael Myers'ta falan bunu korumak zor olabilir ama Hague'de geldiğin zaman buna bir tane trap koymanız yeterli oluyor çünkü adam oradan geçerken fark etmiyor. Gayri ihtiyari bir şekilde ayağa kalkıyor ve siz ona ışınlanabiliyorsunuz. Bir tane çakıyorsunuz. Git lan buradan falan deyip belki de öldürebiliyorsunuz falan. Zaten oyun içinde onu göreceksiniz. Hex Devour Rope diğer perk'ü. Bunu çok seviyorum ben. Bir adama astınız. Asılan adamla 24 metre uzağa gittiğiniz zaman eğer o adam kurtarılırsa size bir token veriyor. Bu token 5 tane token olana kadar birikebiliyor. 5 taneden sonra birikmiyor. Her 2, 3 ve 5 token'da farklı özellik kazanıyorsunuz. 2 token'da aldığınız özellik birini astıktan sonra 10 saniyenin %4 haste alıyorsunuz. Yani daha hızlı hareket, bone speed'inizi arttırıyor. 10 saniye boyunca. 3. token'da aldığınız özellik survival'lar exposed oluyor. Yani tek çekiyorsunuz. Bir tane vurduğunuz zaman full HP ile, yani daha önce hiç vurmadığınız bir adamı direkt yere düşürebilirsiniz. 5 token'da ise yere düşürdüğünüz adamı öldürebiliyorsunuz. Bayağı bildiğin Noed gibi. Noed'siz Noed düşünün. Bu da
Hex perk'üdür. Bunu da dışarıda totemler kırarak deaktive edebilirsiniz. Aynı şekilde Ruin'i yaptığınız gibi. Slurpee Butcher'a gelelim. Slurpee Butcher'ı zaten biliyor olmanız lazım. Vurduğunuz zaman oluk oluk kanar. Yerdeki kan miktarı artar ve kapatması zordur o yarayı. Heal'lanma süresi de artıyor. 24 metre içinde Nurse's Call'un 24 metre içinde birisi birini heal'lıyorsa ya da kendini heal'lıyorsa onu görüyorsunuz. Görüyoruz. Ya yani bayağı bildiğin bize ışıl ışıl parlıyor. Hacı ben buradayım falan diyor. Zaten oyunda görürsünüz büyük ihtimalle. Benim rankım birazcık düşük çünkü bayağıdır oyuna girmediğim için adam akıllı. Oyunda net bir şekilde göreceksiniz zaten. Bu oyunu olabildiğince yavaşlatma, yaşlandırma ve survivorlar acı çektirme perkleriyle oyuna girelim. Bir de orada bakalım. Ve oyuna geldik. Şimdi benim gördüğüm çoğu hack oynayan katillerde bazı sıkıntılar var. Onları anlatacağım ilk başta. Traplerimizi döşerken. Hiç kimse, buraya giren oldu. Hiç kimse traplerini oyun başında döşemiyor. Bu katili siz trapper gibi oynamanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Bu katil trapper gibi oynanması gereken bir katildir. Siz 10 tane trap'i işte göt cebinize koyup devam edemezsiniz hayatınıza. Bunu döşeceksiniz hacı. En az bir 4 tane atacaksınız ki adamlar oraya gelecekleri zaman ki gelecekler. Geldikleri zaman acı çeksinler. Vay tamamen bundan ibaret. Şimdi bu bölgeyi birazcık kapattık ve devam edebiliriz. 6 tane trevimiz var elimizde. Hemen şöyle geldik. Bıraktıkları anda Hexorin devreye girecek. Bir kişi daha yok burada. Tek başına çalışıyor. Hexorin direkt devreye girdi çünkü adam bıraktığı anda. O şekilde anlayabilirsiniz. Adama devam edeceğim vurmaya, gitmeye. Bu adamı indirdikten sonra totem koyacağım oraya ve asacağım. Ya da tam tersini yapacağım bilmiyorum. Bu abimize de vurduk. Şimdi hemen şöyle bir önümdeki Vuk'a götüreceğim. Bu adamı uzaklaşacağım. Bu sayede de Warms of Perk'ü de almış olacağım. Token'ı daha doğrusu. Şimdi iki tane gördüğünüz gibi totemim var. Bir tanesi burada, diğeri orada. Bana uzak o. Tam orasının yapılması iyi oldu benim için açıkçası. Şuraya hemen kontrol amaçlı şöyle bir tane trap taşıyalım. Şöyle ilerleyeceğim. Çok fazla içine girmemek için o alanı. Çünkü token almak istiyorum. Ve aldım bir tane token gördüğünüz gibi. Çünkü uzaktaydım. Şimdi hemen şu Claudette'e bir tane vuralım. O diğer totemi korumak adına ki bu totem çok kolay görünebilecek bir totem değildir. Gerçekten. Gerçi kolaymış ama o kadar değil. Şimdi trap aktif oldu. Uzakta olduğu için ışınlanamıyorum. Şimdi ışınlandım. Birisi benim totemime gelmiş. Benim totemimin burada olduğunu biliyorlar. Problem yok. Bir tane daha koyacağım. Buraya. Şimdi burada gece ne oturmuşlar? Hemen gidip bir rahatsız edelim. Bir merhaba diyelim buna. Tamam içeri girecek o. İçeri girdikten sonra ki girmiyor. Niye girmiyor bilmiyorum. Girmesi lazım. Şimdi girecek. Işın alalım hemen şöyle bir iki adım ilerisine. Bir tane daha totem koyacağım. Bir tane daha trap koyacağım. Çünkü bu burada bekliyor. Yapması gereken oymuş gibi. Gerçekten öyle bekliyor. Şimdi içeri girip direkt indirse bile... Ha tamam olur. Şimdi bu killer'da söylemediğim bir şey daha var. O da şu. Sizin koyduğunuz trapleri fenerle kırabilirler. Orada kızın yaptığı şey de oydu. Ama şu anki yaptığı şeyin herhangi bir mantığı yok açıkçası. Hem buraya trap taşıdığım bilmesi gerekiyordu. Ne yapıyorum oğlum? Vurmayacak mıyım ben sence? Şimdi direkt trevime, yani oradaki toteme oturacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü yaptığı şey pek fazla mantıklı bir açıklaması yok. Şöyle şekilde de oynayabilirsiniz. Koyduğunuz adamı hemen yanına trip döşeyebilirsiniz. O size kalmış. Tamamen duruma odaklı oynamanızı size tavsiye ederim ama. Şimdi uzaklaştık oradan. O adama giden var mı? Aynen var. Siz ne yapıyorsunuz gençler burada? Bif'in diğer ucuna çekiyorlar beni ama yaptıklarının pek bir mantığı yok şu anda açıkçası. Diğer kızı gördüm orada. Hemen şöyle gidelim. Ben olsam yemiştim onu. Şimdi şuraya bir tane daha trap taşıyacağım. Burayı bloklamak adına. Şimdi bir daha atlarsa ki atladı. Hemen hop benim hatam. Büyük ihtimalle dedar da attı o yüzden vuramadım ona. Ama problem değil. Sıkıntı yok şu anda. Adamı kurtarmışlar mı? Hayır, hala kurtarmamışlar. Birazdan birisi kurtarmaya gidecektir. Şimdi şu jeneratörün buraya da bir tane totem koyalım. Şey koyalım.
Trap. Entity summonlandı ve hala kimse kurtarmaya gitmedi. Bilmiyorum niye böyle oynadıklarını şu anda. Tamam. İkinci stage'e öyle bedavadan geçti herif. Yapacak bir şey yok ama. Şu öndeki giden kim? Şuna bir tane çakalım. Benim derdim o adamı tanılamak değil. Ama yaptığı hatanın cezasını vereceğim ona. En azından buradaki kitirçek paletini indirtirsem olur benim için. Ki demin indirtmiştin gerçi, ne anlatıyorsam ben. Tamam, problem yok. Onunla uğraşmayacağım söylediğin gibi. Ha, şu ablayı kurumuş kanının oraya bırakalım. Şu anda yıllanmaların gerçekten pek bir mantığı yok. Zaten bu Gladiator'ı kurtardıktan sonra tier 3 olacak. 3 token almış olacağım Devoursoft'tan. Birazcık daha koşalım şimdi. İkincisini attığım için zorlandım. Ne yapıyorum lan? Hop. Spirit Burst'ı var bu adamın. Şöyle direkt atlayalım arkasından. Niye geçemedi lan bu adamdan? Tamamdır. Şimdi 3 tane olduğu için ilk vuracağım adam neye uğradığını şaşıracaktır. Şimdi yapacağım şey... Hemen şu ablamızı bir indirmek. Şu anda kendilerini heal'larlarsa gerçekten sıkıntıları olduğunu düşündüğüm insanlar olacak. Çok ciddi söylüyorum bunu. Şimdi buranın belli bir kısmını bizim alanımız yaptığımız için buraya koyduktan ve gittikten sonra işler bayağı iyi olacak ve kendini heal'ladılar. Acaba niye böyle bir şey yaptılar? Çok merak ediyorum. Yani hiçbir mantığı yok bunu yapmaların. Pek önemli değil. Benim için şu noktada adam disconnect çekti. Yerden alamadım. Yazık oldu. Yapacak bir şey var mı? Hayır. Umurumda mı? Hayır. Şimdi şu ablamızı da öldürelim. Söylediğim gibi bir yere trap döşemeniz lazım. Bu onu getiriyor. Trap triggerlandı. Astığımız anda hemen gidebiliyor muyuz? Gidemedik. Burada ama. Ne yapıyorsun kanka? Şimdi yapacağım şey bu onu kurtarmasını bekleyeceğim. Sonra bunu yiyeceğim yerdeki bile. Kurtar kanka, bekliyorum. Bu arada boş durmamak adına şuraya da bir tane trap koyacağım. Aynen bu şekilde. Hemen bir şunu bir gırtlağa yapışalım. Hala sigarasını düşürmüyor. Hey yavrum, hey be. Şu an göstermiyorlar bilerek çünkü çok mide bulandırıcı şeyler yaşanabilir. Karaciğerini yiyor sadece aslında. Pek bir şey yok. Tamam, biri düştü. Şimdi sıra diğerlerinde. Bak, kendini yılladı, direkt gördüm onu. Hemen bunu da gırtlağa çökelim. Çok siri bir şekilde. Evet, bu sefer birazını gösteriyor. Diğerini öldürdüğüm zaman da tamamını gösterecek sanırım. Tamam. Şimdi ya H'ten çıkacak. Klasik zaten. H'i biz bulacağız, kapatacağız falan falan falan. Az buçuk biliyorsunuz zaten oyunu. Bu nerede olduğu konusunda hiç fikrim yok ama. Gezeceğiz mapı. Tamam, oradaymış. Bilerek ses çıkartıyor çünkü orada. Git git. Bir tane de vuralım bari giderken. Evet gençler, videoyu izleyip beğendiyseniz teşekkür ederim. Ve bir like'ınızı alırım o yüzden. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şuraya bir bakalım. CV'den. Ay hey yavrum, hey be. Kaç tane? 3 tane self care mı? Neler neler. Bayılıyorum arkadaş self care alanlara.
Sonraki videolarda görüşmek üzere gençler.